Efendim bütün Beykoz'un çok değerli kurumlarında görev yapan arkadaşlarım var burada. Ben bir ilk belki Beykoz adına, belki de uzun zamandır bir ilk. Mutlaka daha önceleri bu toplantılar yapılmıştı. Ama ben istedim ki temsiliyette olan kadın arkadaşlarımız, biz emek veriyoruz, yolda yürüyoruz, koşuyoruz, dayanışmayı sergiliyoruz. Ancak bir araya gelmekte dağınık kalıyoruz bazen. O zaman biraz bir toparlanmaya ihtiyacımız olduğunu düşünerek uzun zamandır aklımda olan bir durumu bu defa hepinizin adına bir talep başladım. 2015 yılında bir talebim vardı. Ait olduğum partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ön seçime girmişti milletvekili adaylığı için. Bu defa talep başladım, sıralamada oldum, adayım. Seçilme anlamında sıralama çok önde bir sıra değil ama biz bir bütünün parçasıyız ve hep birlikte o noktada olacağız, temsiliyeti sağlayacağız. Aynı zamanda Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısıyım. Aylin Nazlıak'a Genel Başkanı da selamlarını ileterek bu kısmı, siyasi kısmı kapatmak istiyorum. Ama dedim ki Beykoz'da kadınlar adına bir araya gelmek gerekiyorsa bunu yapması gereken kişilerden, sorumluluk taşıyan kişilerden biri olduğumu düşündüm ve sizlere bir davet çıkardım. İcabet ettiniz, hoş geldiniz. Elbette bahsetmek gerekirse kadınların seçme hakkı almasından önce biliyorsunuz muhtarlıklarda seçilme hakkı, belediyelerde seçilme hakkı verildi kadınlara. Sonra da mecliste 1934'te mecliste seçme ve seçilme hakkı verildi. Mustafa Kemal Atatürk'e kocaman minnet duygularımla sözüme başlamaz, ilerletmezsem ben eksik kalırım. Bence evet. Bütün bu hem kurtuluşun hem kuruluşun mücadelesinde yol alan madem bir kadın toplantısı, önce yanında olan bütün kadınlara minnet, şükran ve bütün askerlerimize, bütün mücadele eden herkese bu sürecin bütün her yerinde ve Cumhuriyet'in 100 yıllık Cumhuriyet sürecinde ve 2. yüzyıla böyle bangır bangır girmenin zamanı diye düşünüyorum. Beykoz'da sivil toplum kuruluşlarımız, evet, baktığınız zaman bugün kaymakamlıktan bir liste aldığınızda yüzlerce STK var. Ama baktığımızda birçoğu bizim de çok değer verdiğimiz yöre derneklerimiz, ancak daha çok beylerin egemeni oldu ve kendilerini bir araya getiren yapılar haline gelmiş. Bunun bazı istisnalar var, kadın kolu olan, kadın yöneticilerin olduğu ve güçlü temsiliyetler yapan derneklerimiz var. Yine toplumsal derneklerimiz var ve kadın muhtarlarımız var. 8 muhtarımız var. Bugün benim yanımda da olan, bugün olabilen, zaman ayıran dostlarım var. Kendilerine de tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok zor bir çalışmayı yürüttüklerini biliyoruz hep birlikte. Ve onların daha çok olması için, daha çok muhtarı göreve almak için, daha çok meclis üyesini, bir meclis üyem aramda, Gülsün Yılmaz burada. Teşekkür ediyorum, ayağına sağlık. Diğer arkadaşlarım da biliyorsunuz bizim kadın meclis üyelerimizden. Bahar Hanım şu anda mitingimiz var, orada görevde. Gülay Hanım da Hatay'da o depremden zorda kalan bütün vatandaşlarımızın yaklaşık bir aydır yanında. Ona da kocaman sevgilerini ben buradan gönül dolusu yolluyorum ve o arkadaşlarımızı da çok çoğaltmamız lazım. Peki başka ne yapabiliriz hep birlikte? Beykoz adına, değil mi? Beykoz'da yaşıyoruz. Beykoz birçok sorunu olan, birçok yasayla mülkiyet anlamında tehdit alan bir ilçe. Ve kültürel anlamda, sosyal anlamda da çok eksik kaldı. O mülkiyet sorunu her yerde önümüze geçti. Bir kültür merkezimiz olmadı. Sanat yapacak bir alanımız olmadı. Sosyal etkinlik alanımız olmadı. Ben büyüdüm, geldim. Biz devredeceğiz çocuklarımıza. Hala bu noktada. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye'mizde de istişare halindeyiz. Bu mülkiyet sorunlarını çözebildiğimiz yerlerde hızlıca ne başlayacak? Bugün burada olacak başkanım. Bir İsmet hemen yeni bir enstitü şeklinde yine Beykoz'da harekete geçiyor. Bir istihdam ofisi hemen harekete geçiyor. Ama çok daha başka şeylere ihtiyacımız var. O zaman o başka şeylerin neler olduğunu tespit etmeye de sizlerin o kadın gözüyle bizlerin birliktelikle yapacağı çalışmalara ihtiyaç var. Bunları tespit edip alana taşımakta dönem dönem bazı konularda, bazen belki kötü konularda, bir kadın arkadaşımızın başına gelen bir yoksullukta, şiddette ya da bazen iyi günlerde, belki piknik yapacağız, belki bir araya geleceğiz, paylaşım yapacağız, bir araya geleceğimiz ortamları hazırlamamız lazım. Gönlümden geçen şu, diyorum ki biz bu birlikteliği uzun bir soluklu hale getirelim,
Bugün ilk adımını atmış olalım. Ama bundan sonra bir sistematik bir yapı içinde bir araya gelerek oluşum sağlayacağımız, çalıştaylar yapacağımız, çalışmalar yapacağımız ve taşıyacağımız, iktidara taşıyacağımız, yönetimlere, yerel yönetimlere taşıyacağımız pozisyonları birlikte oluşturalım, bir güç birliği oluşturalım. Bunun altyapısında yapmak üzere hem bunu internet üstünden bir platforma nasıl çeviririz, bunu ayakta kalacak, sürdürülebilir halde olması adına nasıl videolar koyarız, yine sizden alacağım fikirler doğrultusunda belirleyerek yürütmek isterim. Ben bu yapının adını da koymadım. İsterim ki adı ne olsun, Beykoz Kadın Birliği mi olsun, sivil toplum kuruluşlarındaki kadınların birliği mi olsun, dayanışması mı olsun, öyle önerilerinize de açığız. Çünkü bir şey birlikte yapıldığı zaman güzel, içinde aidiyetimiz olduğu zaman anlamlı. Bu noktada önlerinizde küçük birer föy var. O föylerde yine sizin tanıtım bilgileriniz, vereceğiniz öneriler var ve seçimi atlattıktan sonra da bunların hepsini tek tek inanın çok dikkatli, itinayla ben ve arkadaşlarım ve sizlerden arkadaşlarımla değerlendiriyor olacağım. Şunu bilin, ben burada ne kadar söz hakkına sahipsem siz de öyle olacaksınız. Bir şekilde bunu bir formata oturtacağız. Hep birlikte çalıştığımız kurumlardan, yapmış olduğumuz mesleklerden, temsil ettiğimiz yereldeki alanlardan, seçilmiş siyasi alanlardan ne katabiliriz? Samimi duygularımızla buraya seslendireceğiz. Şimdi kısaca ben birbirimizi de biraz tanımak anlamına, çok da bu toplantıyı böyle uzun bir toplantı olmasın, hani böyle bir iki saat derli toplu geçelim diye söz almak yerine sizleri bir tanımak istiyorum. Şöyle yapalım, Zeynep İliş. Bir ayağa kalkarak görürsek, kendisi çok içten platformunun temsilcisi. Hoş geldiniz. İnek Öztürk, Beykoz'da Ordu Mesudiyeliler Derneği. Hoş geldiniz. Sevim Güleburgaz, Anadolu Kavağı Muhtarımız. Bu arada birer cümle söylemek isterseniz tabii ki iyileriz. Meral Manav, Merkez Mahallesi Muhtarımız. Özden Besler, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız. Aşkın Maden Ataselim, Ben de Varım Derneği Başkanımız. Engelliler adına burada, birkaç derneğimiz de bugün burada olamadı, onu da bana iletti. Gülsüm Arıkan, Beykoz Belediye Meclis Üyemiz, aynı zamanda girişimci esnaf. Biraz sonra size ileteceğim çiçekleri kendisi bugün size ulaştırdı. Teşekkür ederim. Evet, Ayten Gürses, Kanlıca Doğa ve Yaşam Derneği. Güzin Merve, Anadolu İnsarı Muhtarımız. Lütfiye Duran, Göksu Mahalle temsilcimiz. Hoş geldiniz. Keriman Öztürk, baş tacım. Zeynep Dilek Denizsel, Beykoz Emeklisel, Anadolu İnsarı Turizm Kalkındırma Derneği, DİSK Emeklisel ve Anadolu İnsarı Turizm Kalkındırma Derneği'ni temsil ediyor. Hoş geldiniz. Hilal Kaya, Beykoz Trakyalılar Derneği. Vesile Kam Yeniar, mali müşavir arkadaşım. O da mesleki temsil anlamında burada. İlerleyen süreçte meslek komiteleri kurarak, girişimciliği öne çıkararak ne yapabiliriz diye hep birlikte konuşacağız. İnce Erbaş, evet mahalle başkanımız. Hoş geldiniz Orta Çeşme'den. Canan Çemberoğlu, yine Çubuklu'dan. Mahalle temsilcimiz ve girişimci esnaf, ben iyi tanıyorum. Güler Dikici, karşısında bir şey yok ama sanırım Çubuklu Elmalı Mahallesi yazılmamış. Eksikliğim. Evet, Çubuklu, o zaman eksikliğimin kusuruna bakmayın. Yine aile Ayşegül Güntep Aslan, yine mahalle temsilcimiz. Güncükköy, hoş geldiniz. Bahar Ünal'a, Kavaklıdere Köyü Kadın Kolları Başkanı. Ben Bahar Hanım'a kocaman bir alkış istiyorum ve Kavaklıdere Köyü'ne de. Çünkü sizlere çok sevdiğiniz bir durum. Ceren Güntep Aslan var. Yine kızımız İnceköy Mahallesi. Değil mi? Doğru söylüyorum. Sevda Kaya, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyemiz. Hoş geldin. Ozan Derviş. Evet. Derviş Erkan. Evet, Sile Meral, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Onlara aile bir gurur duyuyoruz. Birçok
çalışmayı yaptıktan sonra Sinan belki zoru başardı. Ben akademik hayata geçeceğim dedi. O sonradan karar verdi ve Bahçeşehir'de bana da bazen torpil oluyor. Oradaki siyaset okulu yerel yerlerinde böyle Vodoslav'a giriyorum bazen. Ama buradaki arkadaşlarımızı devam ettiği süreçte oraya katılabilirim. Mutlu oldum. Gülten Demirbaş, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcımız. Esra Kanaycı. Evet. Atatürkçü Düşünce Derneği. Ben hem gönüllüsüm hem de Beykoz Eğitim'e destek verdim. Evet, ben onu hemen not ettim. Yönetim. Neza Koptagil, evet. Çok uluslararası Ebru sanatçısı. Evet. Kendisini birçok Beykoz'da sanat etkinliklerini görüyoruz. Çoklaştıracağız, yanında olacağız. Ben söz veriyorum, hep gidemiyorum. Pardon. Daha sonrası bu. Ama çok istediğim. Kozanımız. Çünkü ilk şeyini yazıp UNESCO tarafından aldığı ödülü Kozan tarafından süper. O zaman ilk etkinliğimizi sanatsal bir etkinlik olarak yapıyoruz. Nezahat Hocam'ın etrafında toparlanan bütün Beysos'un sanat müdahalini kadınlarıyla eli böyle yakışan, tamam mı? Yalnız arkadaşlar, ben bir şey söyleyip sanat ofisine geçenlerde söylemiştim. Lütfen şu kadın kolları şeyi kaldıralım. Çünkü kadınları biz bayağı bir küçülttük. Bir şey anlatayım ama bunu ben şimdiye kadar kimseye söylemedim. Ben 2006'da İsveç Parlamentosu'na davetli giden bir kadınım. Ve yani bayağı bir siyasetle ilgili konularımız vardı. Onlar bize dediler ki, bizler sizin kadınlara değer verdik ve onlar gibi olmak istiyoruz. Ama maalesef şimdi şu anda dedi, %40 iken milletvekili sayınız 2006'da 0.4'e düştünüz. Bunun bir sebebi. Sonra partilerimizde kadın kolları var. Neden kadınlar güçsüz diye düşüp de üstüne kendileri erkekler çıkıyor? Neden şimdiye kadar böyle bir şey yoktu, şimdi bu kadar kadınlar ayrışım yapılıyor? Yani bunların kaldırılması için de söylediler. Hatta o zaman da ben dedim ki, kadından sorumlu bakanımız var bizim. Dediğim anda ertesi sabah 4 ülkeden veto gidiyor Türkiye'ye. Ve sabahleyin geldi tanım konsolos. Dedik ki Lezat alt yazıya bak dedi. Bir baktım aileden sorumlu kadından sonra bakanın adı aileden sorumlu bakana çevirmiş. Onun için benim sizden tek dileğim bu. Kuşu kadının kollarını ayırmayın. Kadın diye bir şey olmasın. Kadın o zaman başka bir tür kol koyar. Çünkü kadınlar o anda dünya süresinde biz ezik olarak gözüküyoruz. Çünkü hep erkekler önde, bizler hep geride kalıyoruz. Peki, ben bu parantez için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aslında buyurun, aslında bu parantezi de hep birlikte konuşup değerlendireceğiz, tartışmalara açacağız, önerilerimizi siyasi partilere de götüreceğiz. Kendisine mutlaka hepimizin katıldığı yönler var, katılmadığı alanlar var. Çünkü bu defa da deniliyor ki işte kadın her yere giriyor, erkeğin giremediği yere de kadının da rahat çalışacağı bir ortamı oluşturmamız gerekiyor. Onun için kadın kolları var deniliyor. Oysa biz aslında kadın erkek eşitlik, birlikte hareket. İşte bizim bugünkü buradaki toplantımızın çok böyle size bir anlamı var. Biz bu eşitliğin yolunu, biz bu toplantıları, bu çalıştayları, bu çalışmaları yapıp söylemleri alana getirerek başlatabiliriz ve algıyı oluştururuz. Sonra da yasalarla ilgili işleyişlerini sağlarız. Siyasi partiler de buna göre yönlerini çevirirler. Yani görürlerse ki eğer bir kadın her yere rahat girebiliyor. Her o çalışma ortamında sayısı çok olunca 10 kişilik ekipte bir kadın olunca tabii ki o toplantıya gidemiyor ama 3 kadın 5 kadın olunca daha rahat oraya giriyor. Çünkü bir de bizim evlerimizden gelen mahalle baskılarımız, eşlerden görünen, aile ortamından görünen, biz pek şanslı kadınlarız. Her kadın aynı şansla değil. Hani sadece İstanbul, sadece büyük şehirler olarak bakamayız. İstanbul'un her semti de aynı değil. Her evin içi de aynı değil. Ama bu algıyı, bu güzelliği büyüterek başaracağız. Bu buranın ne kadar doğru bir gün, ne kadar doğru bir başlangıç olduğunu ben bir kez daha sizinle hissettim. Demek ki sanattan bakınca da biraz daha ileriden bakmış oluyorsunuz değil mi? Bir yukarıdan. Çünkü hayata artık bir şeyleri oturtup ondan sonra belki sanat yapmaya, toplumsal alana geçmeye başladığı için kadın
Oralarda bir ifade daha netleşti galiba. Evet, devam ediyorum. Aylin Çelikçioğlu, Beykoz Akinliler Derneği'nden katıldı arkadaşım. Engelsiz mutlar da yazabiliriz. Başkanımızın çocuğu engelli olduğu evet, için. Evet, benim kadınım. Gelememiş. Evet, orayı da temsil edelim. Yine evde çok selamlar. Sevgiler, her zaman mücadele eden. Bu arada Saniye Başkanım'ın da sevgi selamları var. O da her yere çıkıp ulaşım sağlayamadığı için Omuriler, İlkerçler Derneği. Burada o da olamadığını iletti. Asuman Ateş, benim sevgili mali müşavir meslektaşım. O da bizim iş meslek gruplarında desteğini bizimle birlikte yapacaktır. Özgür Eğilcan, gayrimenkul danışmanı arkadaşım. Ama bir sivil toplum mesut yerlerden tamam, değil. Tamam, onu da yazmak istiyorum. Ben çünkü biraz evvel öyle tanıdım. Evet, bu Beykozlu Mesudiyeler Derneği'ni de kutlayalım. Burayı kutladık, orayı da kutlayalım. Bir kadın yönetim kurulu. Çok güzel. İnanın böyle cımbız da seçtim. Yani bütün dernekleri aramaya çalıştık. Mutlaka eksiğimiz var. Buradan eksiğimiz olanlar Ozan Bey. Bir dahaki toplantımıza çağıracağız, davet ederiz. Onlar da bize ulaşırsa. Ama inanın özellikle kadın temsilci. Yani yöneticiniz yoksa temsilci anlamında bile talep açtık. Elif Kutsayar yine. Evet. Merhaba, Avukat Kutsayar, hoş geldiniz. Avukat arkadaşım aynı zamanda bize gönüllü avukat olarak da destek veriyor. Hem kadın kollarımıza da. Kendisine teşekkür ediyorum. Beynep Hanımcığım, kalkmışken çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu Beykoz'da verilen sandık eğitimleriyle ilgili gerekli bilgilendirme bulup da yapılmıyor. Onu bir düzenleyebilirsek. Evet. Çünkü herkes Kartal'a, Üsküdar'a, Kadıköy'e gitmeye çalışıyor. Ama ben bu katılım çok da verimli geçti. Yani meslektaşlarımız da katılmak isteyenler de haberdar olsunlar. Burada verilen eğitim oradan aşağı değil, çok güzel bir ülkeydi. Çok memnun kaldım, onu söylemek isterim. Kolay gelsin. Şöyle, eğitimlerimiz zaten tek düze. Slaytlarımız, eğitmenlerimiz bir merkezi, yaklaşık oynadı. Merkezi bir sistem tarafından ise ve avukatlar için ayrı doneleri var. İyi bir şey oldu. Bunu da bir ilgilendirmiş olduk. Sağlık konusunda da partimizin bu anlamda işi sıkı tuttuğunu da söyleyerek böyle biraz yüreklere su serpelim bu dönem için. Evet, diye sağ tarafımda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanı Meylem Uzuner var. Evet. Kadın kollarından Ramze Kızıl ve mahalle temsilcimiz Akbaba'nın Ekim Geker, temsilcisi Tuğba Eler. Evet, Tuğba'cığım burada. Adam dolayısıyla Göztepe, öyle mi söylüyorum? Yanlış eksik söylüyorum. Peki eksik bıraktığım arkadaşım var mı? Şimdi Özellikle.